Herkese merhabalar. Yine bir video günde beraberiz. Bu hafta hava baya güzel. Artık ısınmaya başladı. Biz de son hazırlıklarımızı dikim için yapmaya başladık. Geçtiğimiz hafta fasulye ile domates dikmiştik. Şimdi aşağıda nohut dikeceğimiz yer hazırlanıyor. Hem ona bir bakmış oluruz hem de yerlerini hazırlayabilirsek biraz dikimini yapıp videoyu tamamlarız. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar şu an sürme işlemi devam ediyor. Boşta traktör bulamadığımız için büyük bir çapa motoru bulduk. Arkadaş da sağ olsun bugünü bize ayırdı. Hemen hemen yarısı bitmiş durumda. O bitirdikten sonra biz de bir tırmık yapabilirsek çıkan taşları, otları temizleyip dikime hazır hale getirmiş oluruz. Şu an bayağı bir toprak işlenmiş oluyor. En azından traktör gibi büyük parça çıkartmıyor topraktan. Biraz daha ince işliyor. O işlem bitince tekrardan biz de kendi işimize başlarız. Arkadaşlar aşağıda çapa işimiz hala devam ediyor. Az bir yer kaldı. Bu kısımda da annemin hafta içi diktiği domatesler var. Onlar da bayağı bir sıcaktan herhalde solgunlaşmış. Şimdi biraz onları sulayalım. Kendi yerimizdeki domatesleri de suladık. Yavaş yavaş da damlama sistemini döşemeye başladık hortumlarını. Aşağıda da çapa işi bittiğinde bir oraya bakarız. Dikebildiğimizi dikeriz bugün. Havada geldiğimizde iyiydi ama şimdi biraz bulutladı. Ama yağmur yok gibi. Şu an öyle görünüyor. Biraz sulama işleminden sonra alt tarafa geçeriz. Yine geçtiğimiz hafta bu kısım çapalanmıştı. Burada daha önce ıspanak dikmiştik ama çok büyümemişti. Zaman da geçtiği için bu kısmı da çapalattırdık. Buraya da duruma göre domates ya da fasulye yapabiliriz. Şu an yerlerimiz bayağı bir hazırlanmış oldu. Sulama işlemi biterken biz de aşağı inip tırmıklama işlemiyle dikim işlemine başlarız. Bu kısımlar yeni dikilen kısım. Burada da daha önceden dikilen bakla ile bezelye var. Aşağıda bizim bezelyeler de bayağı bir büyümüş. Onların da artık toplanma zamanı geliyor. Bahçemiz yavaş yavaş şekle girmeye başladı. Yine ara ara videoya devam edeceğim. Çok uzun tutmamaya çalışıyorum. Sadece yapılan işlemler ya da önemli bir şey olduğunda onları çekiyorum. Bir de bir ay önce istiridye mantarı dikmiştik. Onu da artık açma zamanı geldi. Bir de ona bir bakarız. Oldu mu olmadı mı? Ya da olabilecek mi burada? Onun durumuna bir bakıp onu da gözlemlemiş oluruz. Arkadaşlar çapalama işi bitti. Toprak bayağı bir yumuşadı. Şimdi dediğimiz gibi nohutumuzu, mısırımızı, ay çekirdeğimizi onları dikeceğiz. Şimdi onların yerlerini hazırlamaya başlayalım. Biraz da patatesimiz var. Aşağı tarafa bir iki sırada ondan yapabilirsek bu kısmın dikim işi bitmiş olacak.
Arkadaşlar notu ektik. Yerleri tamamlandı. Üstlerini kapattık. Şimdi patateslerimiz vardı. Bunlar bayağı bir çimlendi. Artık dikme zamanına ulaştı. Şimdi onların küçük olanları bütün halde, büyük olanları da ortadan bölüp o şekilde dikeceğiz. Bunlarda da iki çeşit aldık. Biri kızartmalık, biri haşlamalık. Onları da buradaki boş bölüme dikip sonra alt tarafa geçeceğiz. Alt tarafta da ay çekirdeğiyle mısır dikimi yapacağız. Şimdi patatesleri halledelim. Arkasından diğerine başlarız hemen. Arkadaşlar bir ay önce hazırladığımız mantarlar vardı kütükte. Şimdi onların artık zamanı doldu. Poşetlerini açıp bir kontrol edeceğiz. Eğer beyazlanma olduysa tutmuş demektir. Olmadıysa artık bir daha deneyeceğiz. Şimdi onlara bir bakalım. Bunu iki sıra yapmıştık. Şöyle tamamen açalım. Işık almasın diye de kağıt bantla sarmıştık. Şu an göründüğü gibi iyice beyazlamış. Tohumlar tutmuş görünüyor. Biz yine biraz da üstünü nemlendirip tekrar ağacın dibine bırakacağız. Artık orada mantarların büyümesini bekleyeceğiz. Şu anlık bir sıkıntı görünmüyor. Bu kısımlarda iyice mantarlar oluşmaya başlamış. Bir de diğerini açalım.
Bunda da mantarlar ufak ufak çıkmaya başlamış zaten. Şu kısımda. Yine buralarda da mantarlar oluşmuş. Bir de asıl bizim yaptığımız kısma bakalım. Burada da şöyle göstersek şu kısımlardan mantarlar oluşmaya başlamış. Şurada da bir tane var. Yine bu da beyazlamaya başlamış. Bunda da bir sıkıntımız yok. Bu da gayet sağlıklı görünüyor şu an. İçleri bayağı bir pamuklanmış. Eğer olursa bundan yaklaşık bir 3-4 sene mantar çıkar. Mevsimi geldikçe, nemlendikçe. Yine diğeri de aynı şekilde. Şu an herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ben bunları yerine yerleştireyim. Poşetlerden çıkarıp. Yalnız bir ayrıntı olacak. Onu da şöyle tarif edeyim. Şimdi ağacın dibine koyacağız. Biz buraya bahçe yaptığımız için sürekli sulanacak. Kütüklerin dipten de su alması gerekiyor. Sürekli nemlik alabilmesi için. Biz onu onun için ağacın dibine koyduk. Hem gölgelik hem de su alabilen bir yer. Hem alttan hem de üst taraftan biz nemli tuttuğumuz zaman sürekli mantar olmaya devam edecek. Tabi yaz döneminde belki olmayabilir ama sonbahara doğru ilkbahar ve kışın çok soğuk geçmediği zamanlarda bayağı bir mantar olur bunlarda. Şimdi ben bunları yerine yerleştireyim. Bir de son halini o şekilde gösterelim. Arkadaşlar şimdi kütüğü yerine yerleştireceğiz. Topraktan yaklaşık bir 10-15 santim aşağıya gömeceğim. Toprağın altı nemli olduğu için sürekli oradan nem alacak. Kütük de ıslak kalacak. Bu da sürekli mantarın büyümesine yardımcı olacak. Şimdi ilkini bir yerine yerleştirelim. Yanına da ikinciyi yaparız. Bir de o şekilde gösteririz. Tamamlamış oluruz.
arkadaşlar, bu şekilde toprağa da gömdük. Şimdi üzerlerini biraz daha nemlendirip eğer bulabilirsek bir fıs fıs yardımıyla tekrar bir nemlendiririz. Biraz daha olgunlaşması için faydalı olacaktır. Mantarımız da bu kadar. İlk defa denedik. Denediğimizde de olumlu sonuç verdi. Bir sıkıntısı görünmüyor. İlerleyen zamanda daha düzgün, büyük, geniş kütük bulabilirsek tekrardan dikimini yaparız. Bu biraz evde yemelik kendimize göre oldu. Diğerlerini biraz daha fazla yapıp eşe dosta da dağıtmalık üretime girmiş oluruz. Şimdilik en azından yapabildiğimizi gördük. Bunu da denemiş olduk. Bugünkü videomuz bu kadar. Dikimlerimizi yaptık. Mantarı kontrol ettik. Bahçe bayağı bir çapalandı. Yaklaşık bir 5-6 saat orayla uğraşıldı. Bu haftalık işlerimiz bitti. Çapalanan yerlere de yine dikimimizi yaptık. Şu anlık artık dinlenme vakti. Size de iyi seyirler. Abone olmayı unutmayalım. Tekrardan haftaya görüşmek üzere.